Merkeziyetsiz Gelecek podcast'ini dinliyorsunuz. Merhabalar herkese. Merkeziyetsiz Geleceğin bu bölümünde savaş dönemlerinde Bitcoin, kripto paralar sizi nasıl koruyabilir onu konuşacağız. Hemen bölümümüze başlayalım. Evet Doğancan, malum Ukrayna'da savaş var ve bu şartlar altında normalde olduğu gibi eğlenceli konulardan bahsedemeyeceğiz. Ama en azından böyle dönemlerde insanlara ne faydalı olur? Bitcoin nasıl bir fayda sağlıyor ve sizi en azından finansal varlığınızı koruma konusunda bir yardımı olur mu diye konuşmak istiyoruz bugün. Furkan şimdi e, savaş var biliyorsun. İnsanlar bir şekilde ülkeden ya çıkmaya ya da işte savaşa bir şekilde katılmaya çalışıyor. Tabii keşke savaş olmasa diye başlayalım ama e, şimdi burada tabii finansal varlıklarını insanlar nasıl e, dışarı çıkabilir? İşte e, bankalardan para çekmemiz, bankalarda kuyruklar oluyor. Bankalardan para çekmek e, gerekiyor. Ama bankalar da işte e, şu an Ukrayna'da mesela bu durum bu durum var, bir limitler var ortada. Bu durumda nasıl nasıl bir çözüm üretilebilir? Evet, aslında burada temel olarak sağlanan fayda Bitcoin tarafından özellikle sizin finansal varlıklarınıza erişebilmeniz. Şimdi bankalar dediğin gibi savaş döneminde belli kısıtlamalara maruz kalıyor. Bunu geçmişte de gördük, işte belli ekonomik krizlerde Yunanistan'da veya çok ekstrem hiperinflasyon olan durumlarda Venezuela'da gördük. Şimdi böyle konumlarda banka ATM'sine gittiğinizde size belli bir günlük limit çekimine izin veriyor. O zaman paranızı alamıyorsunuz. Hesabınız orada paranızı görüyorsunuz ama erişemiyorsunuz. İşte Bitcoin bunu çözen e çözümlerden bir tanesi. Çünkü daima cüzdanınızda gördüğünüz varlıklar sizin erişiminizde eğer bir borsa aracılığıyla tutmuyorsanız. Şimdi burada da bir savaştan kaçıyorsunuz ve varlıklarınızı nasıl götüreceksiniz? Eğer külçe külçe altınız olsa bunu yanınızda taşıyamazsınız. Aynı zamanda fiziksel kağıt paranız olsa bankada tutmadığınız ne kadarını yanınıza alabilirsiniz. Ama bitcoin'i yalnızca onu koruyan gizli anahtarını şifreleştirmiş 12 kelimenizi aklınızda tutarak veya USB boyutundaki bir soğuk cüzdanla yanınızda götürebilirsiniz. İçinde ne kadar miktar olduğundan tamamen bağımsız olarak. Evet mesela yani şu an Ukrayna'da ee, Ukrayna merkez bankası sıkı var Ukrayna'da tabii ki savaş dönemi olduğu için e, limitler getirdiler işte EFT transferlerine yurt dışına parayı çıkartmaya e, limitler getirdiler ki hani paramız gitmesin ve bu savaş bir şekilde işte e, finanse edilecek savaşı da tabii e, bitcoinle de yardım kampanyaları başlatıldı birçok farklı yardım kampanyaları şu an yapılıyor tabii bitcoinle de bu yapıldı. Merkez Bankası'nın işte bunlara mesela engel koyması insanlar limitle gidip paralarını çekebiliyorlar. Hele ki işte hayatı boyunca işte büyük işte paralar biriktirmiş insanlar şu an bankada o paralarını bir şekilde çekemiyorlar veya işte başka ülkelere geçişte zorluklar çekiyorlar. Bunları bu kaynaklarına ulaşamıyorlar. Yani burada da eğer bir şimdi bir Bitcoin Cüzdanımız olsaydı dünyanın herhangi bir yerden bir yerinden ona ulaşabilecektik değil mi? Dünyanın neresine gidersek gidelim dünyanın en hızlı bir para aktarım aracı olarak bunları kullanabilirdik. Doğru mu? Doğru. Yardım toplamak dedin çok önemli bir nokta. Şimdi siz normalde bir yardım kampanyası açabilirsiniz. Bir, bu engellenebilen bir yardım kampanyası olur. Eğer herhangi bir güçlü bir kurum devlet sizin bu parayı almanızı istemiyorsa bunu engel koyabilir geleneksel finansal metotla ama bu engel gelse bile Bitcoin size aslında küresel anlamda yardım alabilme olanağı veriyor. Burada Rusya ne yaparsa yapsın, bankalarına da el koysa Ukrayna'nın Bitcoin cüzdanlarını el koyamayacağı için bütün dünya burada ihtiyacı olan insanlara yardım edebilir. Bu özellikle bu tür kısıtlamalarda insanların e, paraya erişimini engellemede e, mani olan koşullar varsa bunu aşmak da çok önemli ve bu çift yönlü çalışıyor. Hem siz dünyanın herhangi bir yerinden e, bitcoinlerinize ulaşabiliyorsunuz hem de dünyadaki insanlar size ulaşabiliyor. Burada mesela Ukrayna için açılan yardım kampanyasına 4 milyon dolar gibi bir bitcoin bağışı geldi. E, i̇çerisinde dünyanın her yerinden bağış yapan insanlar var. Bunlar e, belki içeride ticaretin bir parçası olacak bunu bilemiyoruz. Ya da yalnızca değer saklama aracı olarak kullanılacak ve insanlar ürünler alabilecek bunu. Ukrayna'da savaş dönemi olduğu için halk tabi devlete veya bankaları da güvenmeyebiliyor haklı olarak. Yani şimdi bir Banka bombalansa veya bankanın kapağını dese gidebiliyor. E, bu yüzden insanlar buradan paralarını bankadan paralarını çekip e, daha güvenli işte bitcoin de sonuçta bir volatil varlık. E, Tether gibi stabil coinlere yatırıyor. E, ve Tether'in de son zamanda e, Ukrayna'da fiyatı 1.10 olmuş biliyorsunuz. 1 dolarla e, hep sabit olarak gidiyor, stabil olarak gidiyor. E, buradaki artan e, taleple 1.10 bir, bir on. Seviyesine kadar çıkmış. E i̇nsanlar hani stabil coinleri de burada tercih ediyorlar. E bunları paralarını e, koruyabilmek adına. Tabi ondan sonra da e, borsadan da çekmek lazım. Çünkü borsa da e, aynı şekilde yalnız banka e, bankada bir problem varsa Borsada da aynı şekilde e, olası bir el koyma durumu bile devrede olabilir değil mi Furkan? Yani oradan da çekip bu sefer cüzdanlarına aktarmak buradaki en önemli e, mantık olacak tabi. Çok güzel bir noktaya parmak bastın çünkü bununla ilgili çok yakın zamanda bir tartışma oldu Twitter'da da. Kraken'ın CEO'su Jesse Powell ve Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong paralarınızı ilk başta şeyle başladı işte Jesse Powell şöyle yazdı Twitter'a. Bir gün regülatörler gelip sizin hesaplarınızı dondurmamızı isteyebilir ve biz buna uymak zorundayız. Muhtemelen de o yüzden donduracağız. Eğer paralarınızın böyle bir durumda dondurulmasını, el koyulmasını istemiyorsanız merkeziyetsiz sistemleri, cüzdanları tercih edin dedi. Brian Armstrong da destekledi bunu. Aslında bunlar borsa sahipleri. Yani siz paranızı onların borsalarında tuttuğu için para kazanıyorlar. Ama kripto ekosistemine, blok zincirin getirdiği değere o kadar inanıyorlar ki insanların böyle bir durumda varlıklarını koruyabilmeleri için soğuk cüzdana para çekmelerini onlar bile destekliyor. Hatta Amerika parlamentosu bununla ilgili hemen bir soruşturma açmaya karar verdi. İşte e, bunu teşvik etmeyin tarzında açıklamalar yapıyor. O kişilerin kimlikleri kolayca tespit edilemediği için ama burada hemen e, Ukrayna'ya baktığımızda değerini görebiliyoruz ve önemini anlayabiliyoruz bunu. Evet, tabii öyle. E, şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu paralarımızı e, yani parayı çekmek için, parayı kullanmak için banka, işte borsa gibi yerlerde hep bunlar nedir? Üçüncü parti e, elemanlar, üçüncü partiler. Bunları ortadan kaldıran bir teknoloji var. Bitcoin ne diye çıktı? Peer to peer. Yani bireyden bireye direkt bir cüzdandan cüzdana aktarım yapma, arada bir üçüncü parti olmadan, muhbirler olmadan bir aktarım yapabilme özgürlüğünü bize sağlıyor. Bizim cüzdanımızda olduğu zaman yani onun herhangi bir şekilde kontrol edilebilmesi veya işte dondurduk, bitti çünkü savaş var diyebilmesi mümkün olmayacak. O yüzden borsa da hani şimdi bankadan tamam aldım. E, borsaya çektim. Oradan işte kriptoya çevirdim ki hızlı gönderebileyim diye. Ama o da yetmiyor. Oradan da cüzdana aktarabilmemiz lazım. O cüzdanla da değil mi, dünyanın her yerinden e, erişebiliyoruz. Yani bir şey gibi değil yani. Bu Western Union gibi işte e, gireyim şuradan hesap açayım ondan sonra ama oradan oraya transfer etmek için şöyle bir şey gerekiyor. İşte e, param 3 işte günde size geliyor. Ama şu kadar limiti var. İşte ben 50 dolarda keserim gibi bir e, bunlar sınırlamalar yok dünyanın neresinden olursa olsun evet. erişebiliyorsunuz. Hı hı, sınırlamalar yok ve burada hani bir cüzdan kullandınız mesela, cüzdanın şirketi battı. O bile önemli değil. Çünkü siz hala anahtar sözcüklerinizle gidip başka bir soğuk cüzdan alıp mesela aynı kelimelerle cüzdanı yeniden kurup erişebilirsiniz. Burada cüzdanların görevi paranızı tutmak değil, paranıza erişmenizi sağlayan anahtarları tutmak. Hı hı. Bu nedenle bugün ben Ledger marka bir soğuk cüzdan alsam, Ledger batsa gidip onu Trezor'a çekip oradan kullanırım. Trezor batsa giderim başka cüzdandan ulaşırım. Yani varlıklarımı kaybetmemiş olurum. Aynı zamanda çekim işlemi için gittiğim yerde lokal bir borsada hesap açıp oraya atıp nakde çevirebilirim. Veya Bitcoin ATM'leri var. Gidip ATM'den bunu para olarak çekebilirim. Yani istediğiniz yerden erişme imkanı veriyor. Evet mesela bu durum 2022'de değil işte e, yani 2012'de mesela o dönemde bundan 10 yıl önce yani daha çok yakın geçmişe kadar devam ediyor. Ee, Suriye'deki savaşta mesela e, bir savaş sonrasındaki e, savaşta insanlar paralarını bankadan tamamını alamadan e, ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. E, varlıklarını bir şekilde nakde çeviremeden e, bunları altınlarını mesela altını külçe külçe nasıl alacaksın? Yani altını nasıl çevireceksin? Altın bankada kalıyor. E, ...veya işte nerede tuttuysan kalıyor bir şekilde. Yani bankalar ya bir merkez bankası tarafından çıkan bir yasak, bir limitle... ...bunları tutma hakkına bir şekilde sahip olabiliyor. İnsanlar alamadan paralarını çok büyük mağduriyet yaşadılar. İşte Suriye'ye dönüp hani tekrar hak iddia edenler vesaire oldu ama... ...o dönem yine böyle bir bitcoin gibi bir... ...tabii ki vardı ama böyle bu kadar yaygın değildi olsaydı belki şu an eee Suriye halkı da daha onları kendi mal varlıklarını koruyabilmek için bir seçenekleri olacaktı. Bu böyle bir örnekle de bağdaştıralım. Tabii ve şöyle de bir nokta var. Yani burada sadece parayı transfer etme açısından değil aynı zamanda kurun volatilitesine karşı da koruyor sizi. Çünkü Savaş olan bir bölgenin tabii ki parası da değer kaybediyor ve bu değer kaybına karşı daha hani tamam bitcoin de volatil ama bir savaş ortamı kadar en azından değil artık 2 trilyon e, büyüklüğe ulaşan bir kripto pazarı var o yüzden belli bir oranda stabilite kazandı. E, hadi ona da güvenmiyorsanız az önce bahsettiğim gibi stabil kripto para birimleri var dolara eş dolara bağlı değeri e, onlara çevirerek paranızın değerini de enflasyona ve e, ...paranın tüm değer kaybına koru karşı koruyabiliyorsunuz. Hı -hı. E, öyle tabii bizde de yine e, çok benzer bir durum geçerli. Türkiye'de biliyorsunuz yani çok e, ekonomimiz bir türbülans içerisinde. Pamuk ipliğine bağlı yani dünyada da herhangi bir olay olsa... E, ekonomi bizim ekonomimizi bir şekilde etkiliyor. Ki Ukrayna, e, Rusya tabii ki coğrafik e, olarak bize çok yakın ve buradaki bizde de tabii etkilerini görüyoruz ve insanlar daha da çok işte altın mesela değerli madenlerinde mi fiyatı arttı çünkü savaş var büyük bir ekonomi savaş ekonomisi de isteyen de çok savaşta altın vesaire bunların değeri arttı hedge olarak da bitcoin gibi kripto gibi enstrümanlar kullanılabilir kullanılıyor da şu an Evet ve illa savaş olmasına da gerek yok. Yani burada e, hiperenflasyon durumunda da sizi koruyan bir e, örnek mesela Venezuela örneği var. E, pek çok insan Venezuela'da e, o dönem kripto paralara geçiş yaptı çünkü mesela ülke dövizli alım satıma da onay vermeyebiliyor veya kurları kendi istediği şekilde piyasaya e, sunuyor. Bu durumda sizin hani varlığınızı çevirme şansınız bile olmuyor bir dövize. Veya çevirme şansınız olduğunda da çok dezavantajlı kurlardan çeviriyorsunuz. Orada da kripto yine imdada yetişiyor. Ve siz aslında sabit eurodan sabit dolara bile merkeziyetsiz şekilde paranızı çevirebiliyorsunuz. Burada da ek bir katkı sağlıyor. Venezuela hakkında hatta burada kişisel olarak da bir anımdan örnek vereyim. Şirkette çalıştığım Venezuela'lı bir arkadaşım bir gün öğle yemeğinde konuşurken ailesinin Emeklilik fonlarından bahsetti. Ömürleri boyunca çalışmışlar ve emeklilik için belli bir para biriktirmişler. Ve hiper enflasyonla çok fazla değer kaybetse bile bu para e ne olmuş? Bu insanlar bu parayı ülkeden çıkartamamışlar e, ve öyle eridikçe erimiş. E, bundan bahsederken ben direkt tabii ki e, neden bitcoin'e çevirmiyorlar diye konuşmaya katıldım ve hani bu şekilde çevirerek Zaten kendileri ülke dışına çıkmaya çalışıyorlardı. Yanlarında da götürülebilecekleri bir yol sunmak için Bitcoin'i önerdim ve gerçekten çok kafasına yattı. Çünkü hani bütün kurumlar engellense bile e, lokal olarak Bitcoin'i elden ele değiştirebiliyorsunuz hala bir online web sitesi olmasa bile. Hatta burada farklı elinde Bitcoin satanları ve alanları buluşturan internet siteleri var. Local Bitcoins gibi. Burada o insanlardan e, parayı verip Bitcoin'i alarak ülke dışına çıkartabiliyorsunuz. O da bunu aldı ve ailesinin emeklilik e, fonlarını bu şekilde ülke dışına çıkarttı. Burada da gerçekten hani bir faydaya katkım olduğu için baya e, mutlu hissediyorum ve gururla anlatıyorum bu örneği de her yerde. Aferin Furkan. Helal. Bir işe yara ya. Böyle yani <laughs> bir işe yara. İnsanlara katkın olsun. Dünyada hep ben hep ben olmaz. Dünya yani şey değil. Biz birbirimize karşı oynadığımız bir oyun değil bu birbirimizi hep ezelim evet. edelim çevreye karşı oynanan bir evet. oyun ya bu programa yapma amaçlarımızdan biri de o değil mi yani insanlara bir faydamız dokunsun hani bu ekosistemi nasıl daha faydalarına kullanırlar nasıl ıı, ekstra fayda sağlarlar bunları anlatmak için insanlarla paylaşmak için biraz olsun ilham olmak için. Vallahi öyle. Bak gözlerim doldu. Ağlamamak için kendimizi zor tutuyorum. Son olarak mesela bir örnek verecek olursak Kanada'da Kanada'da geçtiğimiz hafta daha mesela bankalarda, bankalarda EFT ve işte elektronik para çekimlerine kapandı. 5 banka 5 büyük banka zaman zaman burada kapattı ki insanlar bir şekilde hani çok fazla yüklü bir şekilde para çekiyordu ve bunun bir şekilde önüne geçmek veya işte hani bunu durdurmak için işte yok bakıma girdik yok şöyle diye bir hafta boyunca sürekli olarak EFT'yi kapattılar elektronik para transferleri para transferlerini durdurdular bunun da bir nedeni olarak da bankalarda öyle bir paranın olmadığını açıkladılar bankalarda böyle bir para yok yani herkese bütün müşterilerini verecek kadar müşterilerinin bütün müşterilerinin elinde tuttuğu varlıkları e, banka tutmuyor, onları işliyor, oradan oraya oradan oraya oradan oruyor. Nasıl olsa kimse bir anda istemez diye e, istedi mi de işte böyle veremiyor. E, yani burada bankaları da unutmamak lazım ki onlar bir iş yapıyor, değil mi? Bankasız hayat. Bankasız. Evet, burada, <laughs> burada bilmeyenler için söyleyelim yani hiçbir dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir banka tüm müşterilerinin parasını tutmuyor nakit olarak. Aldığı parayla yatırım yapıyor, işletiyor bir yerlerde kimi uzun vadeli kimi kısa vadeli. Belki hani vaat ettiği, siz çektiğinizde size geri vereceğini vaat ettiği paranın kırkta biri rezervlerinde oluyor. Hani bu durumda herkes para çekmeye çalışırsa banka batar. Hı hı. O yüzden bütün krizlerde, iç krizlerde, dış krizlerde günlük çekim limiti geliyor. Ve bu limitin dışında para çekemiyorsunuz. Yani Kanada'da da olan bu. Herkes para çekmeye bir anda akın ederse, bankaların hepsi batar. O yüzden limit koyuyorlar ve bu limit çerçevesinde çekiyorsun. İşte bitcoin olsa öyle mi olur? Kimse senin bitcoinini alıp işlem yapmıyor. Borç vermediğin sürece direkt senin isteğinle işlem yapılması için istediğin zaman çekebiliyorsun. Kanada'ya iyi oldu değindiğin oradaki olay da çok ilginç çünkü yani Modern batı toplumunu sembolize eden, bize sürekli Justin Trudeau'nun gülümsemeleriyle, pazarlamasıyla örnek olduğunu hissettiren bir ülke. Ama şu anda çok karışık bir sürü eylemler var. Bilmeyenler için nasıl başladığını da anlatayım. Hani burada Covid önlemleri çok arttığı dönemde tır şoförleri sınırdan geçerken çok zorlanıyordu. Çünkü sürekli test yaptırmaları gerekiyordu falan. Bunun için bir eylem yapmaya başladılar ve eylem bir anda çok fazla büyüdü inanılmaz destek gördü, global medyada yer aldı ve eylemi yapanların sayısı da çok fazla arttı. Burada genel olarak Covid eylemlerinden sıkılmışların da katılımıyla çok büyük çapta bir eyleme dönüştü. Ve sert polis müdahaleleri de bunu besledi, durdu. Böyle olduğu için biraz ortalık karıştı ve bankalara da talep oldu. Her şey birbirini tetikledi. Böyle cereyan eden olaylar var bilmeyenler için. Kanada diyorsun. Bak dünyanın en büyük ekonomilerinden, dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesi hemen Kuzey Amerika'nın da kuzeyinde bulunan bir yer. Ama banka problemleri işte hani hadi paramızı çekelim banka problemleri yaşanıyor. Yaşanmaz diyorsun yine de yaşanıyor. O yüzden hani güvenmemek lazım kimseye güvenmeyin kimseye güvenmeyeceğiz kendimize güveneceğiz. Bitcoin'e güvenmeye devam edeceğiz. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Bunlar hepsi, bütün yatırımlarda olduğu gibi burada da bir risk vardır. Ama gelecekte nereye gittiğini gördüğümüz şeyleri de biz burada anlatıyoruz. Öyle değil mi Furkan? Var mı son söylemek istediğim şey? Kesinlikle öyle. Hani insanların zihninde biraz daha verdiğimiz örnekleri de netleştirmek, somutlaştırmak için Kanada'ya bir ekleme daha yapayım. Burada şöyle bir mevzu da oldu. Mesela bu insanlar bağış toplamaya başladı ve bu insanların bağışı finansal mevcut sistem üzerinden fonlanmasın diye banka hesapları donduruldu. Sonra ne oldu? Bu insanlar gitti, kripto para cüzdanı açtı ve buradan bağış almaya başladılar. Bu sefer de hükümet merkezi borsalara dedi ki, bu insanlarla ilişkili bitcoin hesaplarına blokaj koyacaksınız, bu insanlara ulaştırmayacaksınız. Yok ya. Ha, bak onu da engellemeye çalışıyorlar. Hı. Tamam dediler, o da olsun. Bu sefer fark ettiler ki işte merkeziyetsiz cüzdanlarda hı hı. işlem yapanları, bağış alanları engelleyemiyorlar. O yüzden bu hesaplar borsalardaki bağış kabul hesaplarından soğuk cüzdan bağış kabul hesaplarına döndü ve hiç kimse engelleyemedi. Sonuçta sizin destek vermek istediğiniz bir şey varsa tabii ki burada hani çok hassas konular olabilir, terör finansmanı olabilir, engellenmesi gereken şeyler olabilir ama sonuçta burada transparan bir ağdan bahsediyoruz ve bir terör finansmanı varsa bunu FBI'nin daha önceki yayınlarda operasyonlarından bahsettik. Gidip yine de bulabiliyorlar çünkü bir noktada bir şeye bağlanmış oluyor. Hani bu tür illegal durumları teşvik etmiyoruz. Ve Hepsi bunlar yazılıyor. Yine de bulunabileceği konusunda uyarıyoruz. Evet, Bütün yani cüzdanları yine de bulurlar. Sıkıntı yok. Ama her şey transparan şekilde kaydedildiği için cüzdanlara tam tersine bunların takibi bile daha kolay. Nereden nereye gitmiş para nereden çıkmış. Burada kara para aklayanlar terör finansmanı yapanlar yakalanırlar yani bunu hmm. söyleyeyim. Ve bunu kesinlikle teşvik etmiyoruz. Ama legal şekilde bağış toplamaya çalışan insanların önü kesilirse... Burada çok güzel bir alternatif oluşturuyor kripto paralar. Evet yani onları da en sonunda dava açıp işte bu hukuksuzdur burada işte bir terör durumu vardır diye anca el koyulabilirler. Ki öyle bir durumda yok zaten önünü kesmek ayrı sonrasında yapılan bir şeye el koymak ayrı. Biz burada önünü kesme kısmına hani engel olma. E, kısmına bir çözüm olarak e, kripto kripto ile e, bağışları konuşuyoruz Ukrayna'da da aynı şekilde kripto ile burada e, bağışlar yapılıyor çeşitli e, yerlerine e, bütün ülkeye bütün e, bütün dünyaya değil mi her yerde bu arada e, yani orta doğuda da yine bombalar devam ediyor e, ne gereği var e, 2022'deyiz. Ama e, valla böyle be Furkan. Yüzyıllardır da aynı insanın canında savaş çıkıyor. Bak savaş çırıtkanları burada da var. Yok efendim işte Rusya haklı işte Rusya şuradan vursun. Çünkü işte şöyle çünkü orayı işte e, kontrol altına almak işte bir olası tehdidi ortadan kaldırmak istiyormuş. Evet. Peki insan ölsün yani. o zaman mı demek lazım? Evet. Ee, i̇nsan candan önemli bir şey varmış gibi konuşalım. Ee, yani öyle dememek lazım tabi. Ee, yani biraz e, duyarlı da olmak lazım. Ee, yani bugüne kadar hep savaşlar olmuş, barbarlık e, hep bir bir şekilde içimizde var tamam. E, savaş ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi. Ee, buradan beslenenler oh işte bakalım haydi sa silah satacağız işte bak e, değerli madenlerimizin e, fiyatı arttı buradan çok büyük gelirler elde edenler de var tabi ama e, şimdi bunları görüp bunları desteklememek de artık bizim evimizde değil mi John Lennon'la mı kapatalım Furkan bu bölüm ne yapalım imagine all the Hakk people living for the peace you Umarız merkeziyetsiz gelecekte daha fazla savaş konuşmak zorunda kalmayız. Daha eğlenceli konular konuşmaya devam ederiz. Ama bu hafta böyle oldu. Kendinize iyi bakın, güvende kalın, hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. You should not think, oh world problem is huge. I just individual, I cannot do much. Don't think that way. The human society, humanity, combination of individual. Change must start from individual. Now our real hope is this 21st century should be peaceful century, no longer violence, no longer killing. Uh, 21st century become century of violence. According to some historian, they say in 20th century, through violence, over 200 million people killed. so now that kind of situation should not repeat on now 21st century so people or uh, people generation of 21st century now you should make some effort with vision